Yunus Emre, Anadolu'da doğan ve Anadolu'nun Türk-İslam kültürüyle bütünleşen oldukça önemli isimlerden biridir. 1240 senesinde Eskişehir'de doğduğu düşünülen hayatının tümünü Anadolu'da geçirmiş bir şairdir. Yunus Emre'nin birçok eseri günümüze kadar gelmiştir. Herkes tarafından sevilen ve tanınan bir şairdir. Yunus Emre'nin yaşadığı yıllar Anadolu Türklüğünün Moğol akın ve yağmalarıyla, iç kavga ve çekişmelerle, siyasi otorite zayıflığıyla, dahası kıtlık ve kuraklıkla perişan olduğu yıllardır. Yunus Emre'nin Farsça ve Arapça bildiği bilinmekte fakat bu eğitimleri nereden aldığı bilinmemektedir. Yunus Emre'nin evlenip evlenmediğine dair net bir bilgi yoktur. Kendisinin yazmış olduğu bir dizede belirttiğine göre çocuklarının var olduğu düşünülmektedir. Bazı görüşlere göre Yunus Emre'nin Hacı Bektaşi Veli ile karşılaştığı düşünülse de buna dair hiçbir kanıt yoktur. Hiçbir şiirinde bundan bahsedilmemiştir. 1321 yılında vefat etmiş olduğu düşünülmektedir. Yunus Emre görüşleriyle ve yazdığı eserleriyle bizlere birçok alanda katkı sağlamıştır. Kendisi Anadolu halkında maneviyat duygusu oluşmasını sağlayan kişilerden biriydi. Yunus Emre halkın anlayacağı bir dilde kardeşlik ve iyilik kavramları üzerine şiirler yazıp halkı güzelliğe ve iyiliğe yönlendirmiştir. Vicdan sahibi olmanın önemini ve mütevazı olmayı tüm Anadolu'yu gezerek insanlara anlatmıştır. Yunus Emre'nin insanlığa bakışı hep eşittir. Hiçbir insanı birbirinden ayırmamıştır ve üstün görmemiştir. Ve bizlere de bunu öğretmiştir. Kendisinin yazdığı eserlerde insan sevgisi fazlasıyla görülmektedir. Çünkü sevginin toplumdaki eksikliğini fark etmiştir ve bize sevgiyi yaşlamak istemiştir. Yunus Emre zamana da çok önem veren biriydi. Bu yüzden yaşadığı süre boyunca hep insanlar için faydalı işler yapmıştır ve bizlere de bunları öğretmiştir. Yunus Emre, Türk düşünüş edebiyatının en büyük şairlerinden biridir. Onun uzun devamlı hayat tecrübeleri, varlık, yokluk, aşk ve Allah hakkında hummalı zihin yürüyüşleri vardır. Onun vatan edindiği topraklar üzerinde asıl vatandan bir ömür boyu uzak kalmış bir insan üzüntüsüyle duyduğu gariplikler, kimsesizlikler vardır. Özlediği vatan Tanrı diyarıdır ve Yunus Emre durmaksızın iç ve kafa hareketleriyle olgunlaşıp derinleşen rint ve coşkun bir devriş hayatını hep bu ana vatana doğru maddi ve manevi yürüyüşlerle geçirmiştir. İslam inanışının üzerinde durmaktan çekindiği birçok problem Yunus Emre'nin serbest ve zeki düşüncelerine konu olmuştur. Şair duyup düşündüklerini 8. yüzyıl Türkçesiyle her dilin söyleyemeyeceği bir kolaylıkla terennüm etmiştir. Türk edebiyatında hem mesnevisi ve divanı olan ilk şair hem de Anadolu'da başlayan Türk edebiyatında ilk Türkçe divan sahibi olan kişidir. 13. yüzyıl zamanlarında eserler vermiştir. Şiirlerini aruz ve hece vezniyle yazar. Örnek aldığı isimler ise şunlardır. Ahmedi Yesevi, Süleyman Bakırgani, Yusuf Has Hacip. Ayrıca gazel tarzında nat türünün edebiyatımızdaki ilk temsilcisidir. Risalet-i Nusiye bir öğüt kitabıdır. İnsanların barış, sevgi, zenginlik içerisinde yaşaması için öğütler vermiştir. İyilik, kötülük, yoksulluk, zenginlik gibi kavramları inceler. Divan, manzumelerden meydana gelmiştir. Türk edebiyatı için önemli bir eserdir. Seyahatname ise gezdiği yerleri anlattığı, insanları bilgilendirdiği bir kitaptır. Gerçek sevenlere cümle alem kardeş gelir. Bir kez gönül yıktınse bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua, kılanlara selam olsun. Bu dünya dop dolu kalleş. Her birinden bir taş gelir. Hakkı gerçek sevenlere cümle alem kardeş gelir. Adımız miskindir bizim. Düşmanımız kindir bizim. Biz kimseye kin tutmayız. Cümle alem birdir bize. Derviş Yunus söyler sözü. Yaş doludur iki gözü, bilmeyen ne bilsin. Yusuf'u kaybettim Kenan'ın dilinde. Yusuf bulunur, Kenan bulunmaz. Bu aklı fikir ile Leyla bulunmaz. Bu ne yaridir ki, çare bulunmaz. Aşkın pazarında canlar satılır. Satarım canımı, alan bulunmaz. Yunus öldü, alan selam verirler. Ölen beden imiş, aşıklar ölmez. Yalancı dünyaya konup göçenler ne söylerler, ne bir haber verirler. Üzerinde türlü otlar bitenler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Kiminin başında biter ağaçlar, kiminin başında sararır otlar. Kimi masum, kimi güzel yiğitler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Yunus der ki, gör takdirin işleri.
dökülmüştür kirpikleri, kaşları. Dil söyler, kulak dinler, kalp söyler, kainat dinler. Bir avuç toprak, biraz da suyum ben. Neyimle övüneyim, işte buyum ben. Yunus Emre. Anadolu'da yaşamış tasavvuf ve halk şairimiz Yunus Emre'nin söylediği gibi, şu fani dünyada sabırlı ve merhametli olalım. Nefse yenik düşmeyelim. Gönül kırmayalım. Garip doğasında yer alalım. Dünyaya tapmayalım, kibirden arınalım. Dost gönüllerde tat kuralım ve barış içinde yaşayalım. Kısacası gelin tanış olalım. İşi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Yunus Emre.